Hacer Hanım'la bağlantı kuruldu. Merhaba, hoş geldiniz programımıza. Merhaba Mustafa Bey, hoş bulduk. Biraz zor oldu sizinle iletişim kurmak. Evet, lafı çok uzatmadan size bırakayım. Siz bize derin yoksulluk ağı olarak neler gözlüyorsunuz? Sahada neler var? Bunları anlatır mısınız? Şu anda sahada, yani biz Mart başında başladık biliyorsunuz derin yoksulluk dayanışma ağına ve bizi arayan ailelerin gıdaya erişememesi noktasında biz dayanışmaya başladık. Ama gittikçe düzelen değil, aslında gittikçe derinleşen bir yoksullukla maalesef karşı karşıyayız. Yani Mart'tan bugüne neredeyse ailelerin durumu açlık noktasında. Yani gıdaya erişememe birinci problem, ama ikinci problem şu anda evsizlik sorunuyla maalesef karşı karşıyalar. Yani bizim aslında bir sokakta yaşayan insanlar var biliyorsunuz, ama bir de gizli evsizlik dediğimiz kirayısını ödeyemeyen, akrabalarına taşınan ya da işte bizim yine bildiğimiz bir sürü aile 3. 4. eve taşınmak zorunda kaldılar kiralarını ödeyemedikleri için. Çünkü bizim çalıştığımız aileler, bu derin yoksulluk dediğimiz, aslında hiçbir sosyal güvenceleri olmayan, hayatlarını aslında sokaktan kazananlar. Kimler bunlar derseniz, seyyar satıcılar, inşaat işçileri, mevsimlik işçiler, kağıt toplayıcıları, tekstil işçileri, gündelikçi kadınlar gibi bu dört temel ihtiyacın hiçbirine ulaşamayacak durumda kaldılar. Yani ne çocuklarının eğitime erişmeleri için internet bağlantıları var, ne tablet alabiliyorlar. Ama bunun yanı sıra en acil sorun işte gıdaya erişememe çok büyük bir problem. Ve bu gittikçe maalesef evsizliğe doğru giden bir durumumuz aldı. Ve birçok ailenin şu anda elektrikleri kesik, özellikle elektrik özelleştirmesinden sonra bir sürü aile icralık durumda ve mum ışığında hayatlarını devam ettiren ailelerimiz var. Evet, bu gerçekten seslerini duyuramıyorlar mı? Yani bir takım işte sosyal yardımlaşma vakfı adı altında kurumlar var, kaymakamlıklara bağlı. Keza belediye onlara ulaşmaya çalışıyor. Böyle bir erişim söz konusu olamıyor mu? Seslerini duyuramıyorlar mı? Şöyle, yani işte bu ekonomik krizle birlikte, yani pandemi öncesinde de 2018'de birlikte başlayan bir krizle birlikte birçok sosyal yardım da bizim takip ettiğimiz ailelerden sosyal yardım da yavaş yavaş kesilmeye başlamıştı. Yani biz zaten o dönemde bir derin yoksullukla ilgili çalışmalara başladığımız zaman da bunu da ailelerden duyuyorduk. Yani çocuk yardımı, bazen yaşlı yardımı, engelli yardımının kesildiğini, çünkü gerçekten hani para olmadığı için de bu yardımların birçoğu kesilmişti. Ama pandemiyle birlikte bu iyice derinleşti. Çünkü kendileri de kazanamaya başlayınca, yani işte bir kağıt toplayıcı işte 50 TL kazanıyorsa bugün 15-20 lirayı evine zor getiriyor ve o parayla yani kirasını mı ödesin, faturasını mı ödesin. Seslerini duyuramama şu, yani bir sürü zaten kaymakamlık kapısında, belediyelerin kapısında, ama bu iş böyle hani böyle işte erzakla koliyle olacak bir iş de değil. Yani bunun bir stratejisinin olması gerekiyor. Yani bizim elimizde derken, yani işte iktidarın elinde bir verinin olması gerekiyor ki bir stratejiyle bu sorun çözülsün. Yani işte başka yabancı ülkelerin yaptığı gibi, İngiltere'nin, İspanya'nın, Kolombiya'nın, Arjantin'in yaptığı gibi bir vatandaşlık gelirine ihtiyaç var. Yani konseydek hani dayanışma ağlarıyla ayakta duracak durumda değil zaten ülke. Gerçekten hani karşılığı olmayan hani bir vatandaşlık gelirine, bir dayanışma gelirine ihtiyaç var ki bu insanlar hayatlarını bu süre içerisinde devam ettirebilsinler. Yoksa hani şu anda da başlayan bir evsizlik durumu var bizim işte dediğim gibi bizde. Ama seslerini duyuramamak, işte herkes zaten sokaktalar. Yani biliyorsunuz pazarlardan işte bu artık kalan sebzeleri toplayan
insanlar var. Yani bu insanlar yani bu derece yoğun değildi. Yani açlık var yani evlerde ve yani daha nasıl bir tespirimi olsun bilmiyorum ama şimdi gerçekten bir masanın etrafında ilgili kamu kurumlarının, devlet kurumlarının, ilgili belediyelerin, ilçe, büyükşehir, kaymakamlık, vali, bakanlığın bir masa etrafında toplanıp bir strateji, bir politika geliştirmek gerekiyor. Barınma, eğitim ve gıdaya erişimde. Evet, Hacer Foko, peki pandemiden etkilenme konusunda da herhalde aynı mağduriyeti yaşıyorlar değil mi? Açıklar virüs tehlikesine karşı, çalışmak zorunda kalıyorlar. Ve tedavi konusunda gerekli imkanı bulabiliyorlar mı? Mesela aşı konusunda bir önceliği olamaz mı? Yani bu insanların hiç olmazsa bir önceliği olamaz mı? Kesinlikle bence zaten öncelik böyle olmalı. Çünkü zaten hani bizim bu COVID haritasına baktığımız zaman örneğin İstanbul'da en kırmızı bölgeler bizim çalıştığımız bölgeler. Bizim çalıştığımız o yoksul mahallelerde koronanın ne kadar yüksek olduğunu görüyorsunuz. O haritalarda da onu görüyorsunuz. Ama bu insanlar dediğim gibi çalışmak zorunda. İşte korona olan bir sürü ailede de çalıştık ama o 14. günün sonunda 15. gün hemen sokağa çıkmak zorunda kalıyor. Hatta bu ailelere kamu kurumlarından o 15 gün boyunca hani o bağışıklığı artırıcı gıdayı bile eriştirmeyen belediyeler var maalesef. Ve bu tekrar ediyor. Yani evdeki diğer bireye de ulaşıyor bu. Ve öncelikle zaten tam bu güvencesiz, bu kırılgan grup dediğimiz derin yoksulluk yaşayan ailelere öncelikle aşı yapılmalı. Gerçekten hemen bu ailelerin ulaşması gerekiyor. Ama maalesef gıdaya dahi erişemeyen, yani bağışıklığını güçlendirecek gıdaya dahi erişemediler onlar bu hastalık döneminde. Kesinlikle dediğiniz gibi öncelik bu ailelerin olmalı ki sonrasında bu hasar, o virüslerindeki hasar devam etmesin. Şimdi öyle bir devlete sahibiz ki devletten bir kere sağlık yardımı alabilmek için devlet kişilere diyor ki git bana asgari ücretin 1/3'ünden az gelirin olduğunu ispatla. Öyle gel. Eğer bunu ispatlarsan sana senin sigorta primini ben ödeyeceğim diye. İnsanları böyle bir teste mecbur tuttular ve insanlar tek tek bütün gelirlerini, olmayan gelirlerini masaya koyarak işte benim gelirim asgari ücretin 1/3'ünden az. Dolayısıyla benim sigorta primimi devlet ödesin ve ben sağlık yardımı alayım dedi. Böyle şu anda 7,5 milyon insan ancak sağlık yardımı bununla alabiliyor. Yani devlet insanları da bir anlamda yoksulluğunu ispatlamaya mecbur tutuyor. Eğer yoksulluğunu devlete ispat edemezsen sana yardım vermem noktasına getiriyor. Oysa yani bir devlet yoksulu görebilmeli. Yani bunun ispatına gerek yok. Bunu tespit etmek bu kadar zor olmamalı. Bugünün teknolojisiyle, imkanlarıyla kim en acil yardıma muhtaç, kim en derin yoksulluğu yaşıyor, bunu görüp buna anında müdahale edebilmeli ve ne olursa olsun Türkiye'nin aslında buna imkanları var. Yani Türkiye'de az buz vergi ödenmiyor. Devletin hazinesine az buz para girmiyor. Bu giren parayla bu yoksulluğun önemli bir kısmı elimine edilebilir. Nedir bu duyarsızlık? Yani bunda biraz da yine yani çuvaldızı kendimize batırmamız gerekmiyor mu? Evet, şöyle Mustafa Bey, daha önce de söylemiştim. Yani gerçekten yani yoksulluğun
öncelikle bizim var olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Bunun için de elimizde gerçekten bir verinin olması gerekiyor ama işte mesela işte bu Birleşmiş Milletler'e 2014 yılına kadar Türkiye çok boyutlu yoksullukla ilgili veri vermiş ama sonrasında vermemiş. Ama veri veren ülkelerde bugün pandemiyle birlikte bir strateji belirlenmiş. Mesela bunun içerisindeki ülkeler, örneğin Kolombiya demiş ki işte bu yoksul ve kırılgan gruplardan ben işte KDV iade stratejisi uygulayacağım demiş. Demiş ki bu yoksul gruplarda işte gençler için ek nakit transferi yapacağım demiş. Ve demiş ki dayanışma geliri yapacağım. Bu benim kendi hükümet programımda olmasa bile ama pandemi gibi bir şey patladığı için ama bunu kime vereceğini biliyor. Nerelere vereceğini biliyor. Çünkü elinde böyle bir verisi var. Bizde bir veri de aynı zamanda sorunu var. Ama şu var, yani hem belediyelerin, hem ilçe belediyelerin, hem büyükşehirin, hem kaymakamlığın, hem Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın elinde veriler var. Ve bununla ilgili bir sürü zaten sistem var. Bir aynı zamanda dediğiniz gibi yeni yoksullar var. Yani pandemiyle birlikte işini kaybeden ama işte ücretsiz hizmet çıkartılmış. Aynı zamanda sigortası var ama sigortası devam ettiği için evet, belediyeden yardım alamayan insanlar var. Ama şimdi herhalde evet. Hacer Fogo, herhalde programı bitirirken şunu beklememiz lazım. Yani hem bu yoksulluğa vicdanı kanayanlara, buna seyirci kalamayanlara, hem yerel iktidara, hem merkezi iktidara lütfen yoksullara dokunun ve bunu dokunmak için bir kere derin yoksulluk ağı gibi sahada çalışan ve bu konuda fedakarca mücadele eden kişi ve kurumlarla da işbirliği yapın. Ve lütfen artık bir şeyler yapın. Bu noktaya gelmiş durumdayız. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz Hacer Fogo. Çalışmalarınızda başarılar dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.